Müzikali Otomatik Portakalı konuşacağız. Anthony Burgess'ın kült eseri Stanley Kubrick'te zaten film olarak çekmişti ama biz bu sefer Erdal Beşikçioğlu ve Elvin Beşikçioğlu yorumuyla izleyeceğiz. Sahnede bir müzikal olarak. Evet elbette yanımda sevgili Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Şanlışar yani Sarp Paloğur var. Elinize sağlık. <laughs> Ee, uzun zamandır çalıştığınızı biliyorum, aylardır çalıştığınızı biliyorum. Üzerinde yoğun emek var ee, ama ilk rap müzikali deyince ben şaşırdım doğrusu Erdal Bey. Çünkü evet e, sizden her zaman bir sürpriz bekliyorum. hani Sizin için artık sürpriz sıradan bir şey bunu da tahmin ediyorum. <laughs> Deşikçoğlu ailesinin, tatbikat sahnesinin ee, sürprizleri bize çok oluyor ama ee, otomatik portakal, ve bunu bir rap müzikali olarak sahnelemek nereden aklınıza geldi? Bu nasıl bir yolculuk oldu? İsterseniz başa saralım. Yani aklıma gelmedi aslında. Aklıma getirildi bir şekilde. O da şöyle oldu. Genç çocuklarla beraber sevgili Bülent'in de ısrarlarıyla bir toplama albüm yapacaklarını benden de bir tirat okumamı istediler. Ee, ben de bunun üzerine biraz ya ne yapacağız şimdi o çocukların dünyası falan filan derken ben bir anda e, o çocukların dünyasının içerisinde Tirad'ı e, söylerken buldum kendimi. O da e, Sarp yüzünden oldu. E, Sarp'ın yazdığı bir parçayı e, çok beğendim. E, o, ondan önce de Susamam diye bir e, ne deniyor ona bir destan yazmışlar anladığım <laughs> kadarıyla. Ee, onu da çok seviyordum. Sonra incelemeye başladım Sarp'ı. Ee, bir baktım ki Ludovico diye bir albüm yapmış. Tarihine baktım. E, tarihi de e, onun genç dönemini eserlerinden bir tanesi. E, dedim ben bir Sarp'la bir buluşayım. Velhasıl bir dizi setinde organize olundu ee, ve Sarp'la karşılaştık. Yani mevzuyu anlattım ben. Nasıl bakıyorsun nedir otomatik portakal Ludovico nedir Ludovico işte bir tekniktir falan filan. Ee, öyle kaldı hikaye. Ondan iki yıl önce de bizim Elvin'le bir İngiltere seyahatinde e, Nation'a, Uluslararası Tiyatro'nun kütüphanesinde e, bunun e, adapte edilmiş olduğunu gördüm, oyunlaştırılmış olduğunu. Fakat oyunlaştırma... Kendi içerisinde Kubrick'in sinema senaryosundan adapte edilerek yapılmış bir uyarlamaydı. Kubrick'in sinemasını tabii çok seviyoruz, ediyoruz falan filan ama Otomatik Portakal'daki bazen o genç dünyanın içerisindeki o ince, hassas duyguları atladığını düşündüm ben hep. Ee, akabinde de Sarp'a dedim ki Sarp dedim böyle böyle bir derdim var benim dedim yani hem oyunun içerisinde oyundaki gençlerin e, yarattıkları bir lisan var bu lisan da Rusça ve İngilizcenin karışımı bir lisan ee, bunu dedim red müziğinin armonisiyle çözebilir miyiz dedim ee, Sarp da dedi ki olur dedi. Ama dediğine <gülüyor> 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 Da Oldu tabii yani. Şimdi. Çünkü ben onun üstüne dedim ki ya Sarf bu altyapıları biraz daha senfonik mi yapsak acaba? Yani Alex karakterinin içerisinde bir klasik müziği olan tutkusu var. Bu klasik müzik tutkusunu rap'in müziğiyle beraber klasik bir altyapıyla senfonik bir hale getirebilir miyiz dedik? Zaten dert orada başladı. Yani yaklaşık biz 8 aydır librettoları çözmekle, librettoların üstünde uğraşmakla, metnin sözleriyle Sarp'ın o dönem yaşadığı siyasi konjunktürdeki sözlerin hepsi e, Meç edildi ve ortaya e, çok e, güzel bir eser çıktı açıkçası. Ve ben çıkan işten de son derece memnunum. Ben bile şaşkınım yani. <laughs> Aa, sizin memnun olmanız çok zor biliyorum. Provalara diğer oyunların da katılma fırsatı buldum. Sağlığın e, evet. şansım oldu. Hani e, bunu söylemeniz gerçekten... Yok. Ş şöyle yani hani genelde ben yönlendiriyordum hikayeyi fakat hikaye ve sahne üzerindeki oyuncu performanslarının inanmışlığı o kadar güçlüydü ki e, sadece o suyun yolunu açmak gerekiyordu e, o yüzden çok fazla yormadan çok keyifli bir iş çıktığına inanıyorum yani. E, ee, Elvin Hanım'a geleceğim ama önce Sarp'a gelmek istiyorum. Çünkü ee, bulaştığına da bulaşacağına da yazı, yazacağına da pişman oldu dedi Erdal Bey. Gerçekten pişman oldum mu? <laughs> Yok ya hiç öyle değil. Ya Erdal abinin söylediği şey şu açıdan doğru. Ee, bana ilk geldiğinde ya yapar mıyız böyle bir şey diye. Ben dedim ki abi beni bir anlatıcı gibi düşüneceksen eğer, bir oyuncu gibi değil de. Hani birileri oynasın, birileri Alex olsun, koştursun bilmem ne yapsın falan. Ben de köşede şarkımı söyleyeyim falan. Buna okeyim ama benden oyunculuk istersen, bir de müzikal dans istersen falan. Ben orada yokum, böyle bir şeyin imkanı yok. Tabii tabii sen merak etme, sen nasıl rahat olacaksan öyle yapacağız dedi. <laughs> i̇şte şu anda ben Alex'im. <laughs> i̇şte dans ediyorum falan. <laughs> Oynuyorum. <laughs> Şu aynen şu aynen şu aynen de de <laughs> o repte yapıyorum. O kısımda evet yani işte, beklemediğim şekilde gelişti olaylar ama ya yani, hocalarım o kadar iyi biliyorlar ki insan yönetmeyi bizi hiç anlamadan ya yani ben kendi antorajımı da getirdim yani dört başka rapçiyle ile birlikte evet, evet. geldim ve bizi o kadar güzel suyunda yola getirdiler ki ne olduğunu anlamadık biz dans ederken yani. E, dolayısıyla hiç şey yani tek şaşkınlığı ama onun dışında ben çok korkuyordum hani Erdal abi bir, bir, yönetmen olarak nasıl olacağını kafamda böyle tahayyül ettiğimde işte çok sert bağırır, çağırır, en iyisini yapmak için falan. Bunların hiçbiri yaşanmadı en azından benim nezdimde yani. Hiçbiri yaşanmadı. Yani ben böyle işte sarıp olmuyor diyecek diye beklerken güzel oğlum ya, güzel oğlum ya valla. Öyle bir süreç yani, ilginç bir süreç. Ama çok emin ellerdeydin. Yani tabii tabii. Erdal tabi. Aynen inanılmaz. öyle. Kendim ee, kendimi acayip serbest bıraktım. Tabii. Çünkü nereden böyle bir şansa bulacaksın bir daha yani. Erdal Hoca, Elvin Hoca, Fatih Hoca oyuncu koçlarım. Bunlar daha evet. yani daha ötesi var mı? Evet gerçekten heyecanla bekliyoruz. Hani ben birazına hakimim tabii oyunun ama biz İlk oyundan önce yapıyoruz bu röportajı bu arada. Onu da seyircilerimize söyleyelim. Ee, ama herkes, yani duyan herkes sabırsızlıkla bekliyor. En azından ben 5-6 ee, telefon aldım bunun için. Ya Aysun'cum böyle bir şey varmış. Ne zaman başlıyor sen bilirsin. Sorma i̇lk haber dün dün davetiye andan krizleri. Bana bile geldi. Davetiye krizleri vesaire. <laughs> Tabii yani şimdi çok zor bir iş. Yani hani 2000 kişilik bir salonda... Oynuyoruz ama bir e, best ilk sıralarda olan bir hikaye yani e, ki Sarp oynuyor, Samet oynuyor, Basri oynuyor, Adem oynuyor, e, Burak oynuyor. Yani şimdi bunlar da çok güçlü sesler. Keza Müjde de öyle, Müjde Kızılkan. Yani bu kadar güçlü seslerin bu kadar kendi içerisinde yani e, külliyatlarına baktığınız zaman 16 yaşından beri müzikle birebir e, ilgilenmiş... Şimdi 35 yaşında olan e, bir sanatçı kesimi var yani. E, biriktirerek gelmiş bu sanatçılar da. Şimdi hani 5000 kişi de olsa o salon biz o davetiye krizini yine yaşayacaktık evet, yani. Evet muhakkak, muhakkak. E, Bir süre yaşayacaksınız. E, ben, e, evet evet. bundan hiç e, mutsuz değiliz valla. Yani hani ben başladığımızda söylemiştim söylediğim şeylerin aynısı da olmaya evet, devam ben, ediyor yani. Ben, ben kapalı gişe oynayacak bence uzun süre. E, evet Halvin Hanım Hı -hı. E, size de şunu sormak istiyorum. Ee, Erdal Bey anlatırken şu zaman başladık şöyle gelişti böyle oldu Sarp'tan da dinledik yani o nasıl başlayıp nereye geldiğini yani bu o, müzikal yani diğer oyunlara göre hazırlığı biraz daha mı uzun sürdü daha farklı bir e, tarz olduğu için hı hı. hem rap hem müzikal hı hı. Hem oyun hem kürt bir eser. <laughs> evet. ee, o yüzden hani o tarafları da sizden dinleyelim. Yani işin aslında sancılı kısımları da var tabii bir taraftan ama daha mı zor daha mı Yani birçok bir disiplini bir arada barındırdığı için daha farzla bir uğraş. Gerektirdi Erdal'ın dediği gibi. Çünkü bir kere işin içinde rap anlattığınız için, müzikal olduğu için zaten Sarp'ların, Sarp'ın beslemiş oldukları kullanıldı. Bir de onun yanı sıra hepsinin Sarp'ın özellikle bu oyun için Erdal'la bizim çıkardığımız metinlerden besledikleri oldu. Onlar Amerika'ya gitti, Utar'a gitti, senfoniler yapıldı, altına geldi, dinlenildi. Kimisi öyle oldu, kimisi böyle oldu. Tekrar gitti, tekrar geldi. Bir de yani çok büyük bir eserden bahsediyoruz aslında. Yani Anthony Antanıbörcisin e, romanını okuduğunuzda çok şairani bir dille karşılaşıyorsunuz ve o şairani dili Erdal doğru söylüyor. Müthiş bir yönetmen gerçekten. Hepimiz seyrettiğimizde çok e, vurulmuşa döndük. Yani bir tokat yemiş gibi olmuştuk o filmde ama yani o şairani kısmı o ince e, nüansların hiçbiri yoktu. E, metni okuduğunuz zaman metin zaten elinizde ve tırırt diye gidiyor. Bir daha okuyorsunuz. Bir daha öyle gidiyor. Yani o kadar şiddeti e, öyle şiddet değilmişçesine. Şairane. E, şairane anlatmış ki zaten kendi de söylüyor. Sarp da oyunda söylüyor. Bizim şiddete övgümüz neşeyledir diyor yani. Bütün bunların altını çizmemiz uzun uzun Erdal'la gece sohbetlerimize düşünüp düşünüp tekrar birbirimizle konuşup işte şurayı şöyle alalım şuradaki yani çünkü Erdal şeyden çok yararlandı. Eserin kendinden çok yararlandı. Yani evet Ünsal ve Beliz dostumuz aynı zamanda ve çok da güzel çevirdiler. Bütün eseri de olduğu gibi çevirdiler ama eseri de burada bulamayacaklar. Yani çevrilmiş eser de burada yok. Çünkü Erdal onu o kadar güzel bir şekilde akıtarak ve rap müziği içine bu anlatımla yedirerek çok farklı ve Erdal da çok şairane bir dil yarattı. Zaten ben ona diyorum dahisin diye. yani bence öyle bir dahili yaşamak da o yüzden çok zor. Şimdi evet. evet. <laughs> <laughs> <Müzlerimiz> de <deyiz> bir <laughs> Çünkü bulduğunuz fikirler arada oluyor ama falan oluyorsun. Sonra neyse bir şekilde artık alışmışız birbirimize. Bir şekilde benim bir geliş oluyor yani karşılıklı e, tartışması, kavgası e, tabii ki şey değil e, çok fazla olan bir süreç oluyor bu ama tabii ki birçok disiplini içinde barındırdı. O yüzden koreografi var bir kere en başında yani çok iki önemli isimle çalıştık. Tam ve evrimle çalıştık. İkisi de muhteşem. Hele Tan zaten muhteşem bir hoca. Yani bir de 18 kişilik arkamızda öğrencilerden seçtiğimiz bir kadromuz var. Tatbikat sahnesinin mottosu. Yani siz e, zaten bilirsiniz. ha yani Gençlerden hiçbir zaman kopmadık. Her zaman gençleri yanımızda e, aldık. Hep e, bizden yetiştiler bir şekilde. Oradan başka yerlere gittiler kendi istekleriyle. Yine bizimle beraber büyüyen öğrencilerimiz var. E, kimisi okuyor, kimisi meslektaşımız oldular. Artık bu hayatta. Ee, o yüzden yani bu kadar disiplinler. ...disiplinlerin bir arada olduğu bir şey de... ay, 8 ay boyunca... ...hep beraber sahnede olmak elbet ki... ...diğer oyunlara benzemiyor. Zorlu bir süreç. Işte. Ama tatbikatın hiçbir oyunu zaten iki aydan... ...iki buçuk aydan aşağıya çıkmıyor. Ve evveli zaten hep yüklü bir... dramaturji çalışması gerektirmiş oluyor. Fatih senin için de... E, ...müzikal olması farklıdır herhalde. Evet, distopik dünyaları biz... o ...distopya meselesini soracağım zaten ve... E, ...izliyoruz tatbikat sahnesinde. Ama bu sefer... E, ...distopik bir müzikal. Ve sen... Bir birkaç tane rolü birden oynuyorsun. Evet. Ee, senin e, otomatik portakal serüvenin nasıl gidiyor? <laughs> birkaç tane dersen yani. Güzel üzerse... Güzel söyleme. Tamam. Ya. Bir çok tane. Bir, <laughs> Bir çok tane. <de>. çok Çok. <laughs> Bir altı tane e, kadar e, var. Pek çok. <laughs> Sonra, e, ya evet. E, çok da bir şey bu benim için bir yani sağ olsun Erdal abi de Elvin de bana meydan okumayı seviyorlar her seferinde. <laughs> ben de bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorum. Yani en azından çaba gösteriyorum. Umarım sonucu da iyi olacaktır. Ve tabii şey bir oyuncu için de o ayrıca bir, bir kapı birçok kapı. E, hepsinin birbirinden farklı olması bir anlamda evet bu bir epik bir oyun. E, bir taraf epik bir anlatım çünkü yazarı da oynadığımız için zaten onu göstere göstere değiştirdiğimiz bir şey bir seçim yani ama tabii ki bir oyuncu için o bir aynı zamanda kendi içinde dolaşma fırsatı o fırsat da bana iyi geldi açıkçası biraz zorlandım ama herhalde ...kotaracağız Lokka diye mi? düşünüyorum. Yaptı yaptı. Çok güzel <laughs> eminim yaptı. çok iyi olmuştur. Ya, e, çünkü diğer oyunları da biliyorum yani nasıl oynadığını. Dolayısıyla bunun da... E, ...çok iyi olacağına eminim. Teşekkür sahnede e, izlediğimizde. Tabii ben di distopya meselesine... E, ...gelmek istiyorum. E, tatbikat sahnesi... E, ...yani Beşikçoğlu ailesi... ...bence distopik edebiyatı çok seviyor. Evet. Ve bir şekilde... ...biz her sezon bir evet, böyle Çünkü karşıklı. postmodern gerçeklik... Evet durumundan bakıyorum. Geçmişin distopik eserlerine. Gerçeği e, günümüzün gerçeği haline Günümüzün postmodern bir gerçeği evet. olmuş durumda. E, zaten oyunu da aslında yani 21. yüzyılda koyduğunuz zaman distopik bir eser olarak nitelendirmek bence artık eski bir söylence olmaya evet. başladı. Evet. Postmodern gerçeklik diyorum yeni ben. E, yeni yeni gerçeklik. gerçeklik. Yeni gerçeklik. Evet. Yeni gerçeklik. Yani evet. böyle olunca da işin yani tuhaf bir durumu var yani geçmişte hayal ettiğin şeylere olmaz deyip şimdi onlarla beraber yüz yüze geldiğinizde bundan sonra olacak distopik eserlerin ne kıvamda olacağını ben gerçekten merak ediyorum yani. Sarp, e, rap müzik şu anda aş aşırı bir yükseliş, yani yıllardır öyle çünkü e, gençlerin derdini yani... Hatta sadece gençlerin değil siz gençler olarak aslında toplumun derdine ne yaştan olursa olsun çok iyi ifade ediyorsunuz, çok iyi yansıtıyorsunuz ve bunu müzikle de yapıyorsunuz ve çok geniş kitlelere ulaşıyorsunuz. Şimdi bunu bir müzikal olarak sahneye koymak, üstelik altyapısı da çok sağlam bir, bir müzikal olarak sahneye koymak. Bu rap dünyası için, Türkiye'nin ilk rap müzikali dünyada da çok yok bu arada. Ee, o yüzden e, sizin dünyanıza ne kazandıracak? Yani sen o taraftan baktığında bu konuyla ilgili ne? Yani e, üzülerek söylemeliyim ki e, rap dinleyicilerinin arasında çok fazla tiyatroya giden, müzikal izleyen yok. Dolayısıyla bence rap dünyasının en iyi kazanımı e, bir rap müzikali varmış diyerek müzikal izlemeye gelecek. Daha önce tiyatroya, müzikale gelmemiş kesim olacak olması. En azından umudum o yönde. E, diğer bir açıdan da şeyi de defaatle her yerde söylüyorum kusura bakma benim için önemli. Bir yandan da tiyatro sahnesine çıkıp merhaba burada da rap var kaçamadınız. Burada da varız demek de benim için çok heyecanlı. Evet. E, çok doğru söylüyorsun farklı bir kitle e, gelecek büyük ihtimalle. E, sizin bu konuda e, görüşünüz ne? Siz de farklı bir seyirciyle e, tanışacaksınız. E, bu bizim seyirci bak. yani bizim yaptığımız böyle e, enteresan olan hikayelere karşı bir merakları var açıkçası. Hı hı. Yani daha çok tatbikat sahnesinde kim oynamış ne yapmıştan çok ee, e kimlerle yapmıştan çok ne yapmışlarla ilgileniyor ki e, bu bu seyirciyi gerçekten yıllar içerisinde biriktirmiş olmak tatbikat sahnesi olarak yani bizim gerçekten övünç duyduğumuz bir durum ee, ya rap müzik de o kadar e, evet çok protest bir müzik ama nihayetinde baktığınız zaman yani bizim fonetik açısından e, cümlelerin içerisindeki e, kırılmalarıyla, nüanslarıyla, tonlamalarıyla beraber e, bizim de yarattığımız konuşurken tuhaf bir müzikalimiz var yani. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman da rap müzikalinin sahne üzerindeki müziksel anlatıya çok uygun olduğunu düşündük ve realde de gerçekleştiğini gördük. Aslında diğer taraftan da tiyatro izleyicisi de belki çok rap dinleyen bir izleyici izleyici değil. Belki de değil evet bir evet. defa dinleyecek belki ve, ve belki de çok hoşuna gidecek. Evet, o yüzden herkes için farklı bir deneyim. Elbet gidelim. Yani şöyle söyleyeyim, Elvin'in annesi e, Sarp'ın bütün parçalarını dinliyor. Yani, <laughs> e, yani hani şöyle söyleyeyim, 70 yaşında da bir kitle var, yani evet. hani 80 yaşında, yaşında da bir ya, kitle var. E, 4 yaşında e, oyuna gelebiliyor mu? 4 yaşında falan. evet, doğru Yok, <laughs> evet. yaş sınırımız kaç oyunda? var? Yani, yani, onu biliyoruz. Şöyle ona. söyleyeyim, Ömer seyretmeye geldi oyunu, Ömer seyretti, ilk parça diline dolanıp durdu Tabii. yani, hani. E, Albüm e, olacak mı? E, niyetimiz var tabii ha, ki. Yani dijital platformlara evet, yüklenir. Niyetimiz var tabii ha. ki. Ama tabii şimdi seyirciyle beraber e, eserin biraz olgunlaşması gerekiyor. Yani evet. hem seyirci hem eser e, birlikteliğiyle aslında ortaya çıkan bir iş olacak. Bu müzikal altyapının da bu olgunluğa eriştikten sonra bir an önce seyirciyle buluşmasında bence büyük fayda var. Evet. Aynen yani. bekliyoruz. E, belki şunun e, biraz altını çizebiliriz ya da açabiliriz diye düşünüyorum. E, sonuçta Otomatik Portakal deyince e, şiddetin yoğun olduğu bir eser aklımıza geliyor. Yani Kitap biraz elbette ki daha şiirsel yani edebi yönü çok güçlü bir kitap kült bir kitap zaten ama Kubrick'in yorumu e, daha şiddetin yoğun olduğu bir yorum. Gibi. Evet, doğru. Sizin yorumunuz ama yani orada bir sahnede bir şiddet var ama orada sanatın estetik yönünü kullanarak. Yani orada aslında biz şey görmüyoruz, diye, kan, ter, göz yaşı görmüyoruz. Orada biraz önce dediniz ya gülerek tepki veriyor diye. O açıdan da o sanatın o estetik yönü, müzikalin o güçlü tarafları kullanılıyor. Yok biraz sert sahnelerimiz var, var bizim. o kadar da var. değil. Ama yani otomatik portakalın e, işte, <laughs> sinema filmindeki o estetiğin içerisine sıkıştırmak istemedik biz Hı -hı. kendimizi. Yani bir şiddet var tabii ki yani ama şiddeti de anlatmanın binlerce evet. yolu var. Yani sizin farklı ee, bir evet. tarzınız var. Yani anlatırken. Biz de bunları e, anlatmaya çalıştık yani hani e, şey yapmadık yani adamı getirip dövdürmedik ağzını yüzünü kanatmadık ya da bir tecavüz hikayesini birebir sahne içerisinde gerçekleştirmedik ama yine öldürme olaylarını görüyoruz ama tiyatral bir estetik evet. içerisinde görüyoruz yani o yüzden kan, ter, göz gözyaşı var. Gözyaşı var. gözyaşı evet. Göz yaşı var. Ama göz kan yaşı yok. Var. Şu, şu. kan o kadar şiddetli yok. Evet, <laughs> evet. Ama yani her şey işte o dozu yani o müzik bir müzikalde hani o şiddet evet çok şiddetli bir şiddet var onu anlıyoruz ama gördüğümüz ya da aktarım tarzınız farklı. Sarp'ın da en başta canını sıkan noktalardan bir tanesi de oydu. Abi dedi yani şimdi ben bunu oynayacağım ama bu seyirci benden nefret edecek dedi. Dedim hiç kimse bir gençten nefret etmez. Yani yanlış yola da düşse kimse nefret etmez. Ancak ...genci yanlış yoldan çıkaran sistem bu konuda sessiz kalırsa... ...o zaman toplumsal bir şiddete dönüşür iş. O da sana karşı değil, sisteme karşı dönüşür yani. Ee, i̇lk başta e, hani inanmadı bana. Ama ondan sonra provalarla başladığımız zaman... ...evet karakteri biz nefret ederek başlıyoruz. Ama kırıldığı noktada bir bakıyoruz ki... ...o karakterle beraber biz onu empatik olarak içimize alıp ona üzülebiliyoruz. Yani Sarp'ın o kırılma çizgisini çok iyi vurguladığını düşünüyorum ben. Sarp sevdin mi? Bayıldım. Oh. Bayıldım. <laughs> çok zor. Bir kere sahne tozu yuttun Evet, evet. Ya çok zormuş. Bu kadar kolektif bir işin içinde olmak. Ama e, verdiği hazda doğru orantılı olarak çok yüksekmiş. Çok keyifli. Bir kere daha cesaret eder miyim böyle bir şeye? Bilmiyorum. Belki Ama... tatbikat isterse. <laughs> evet, aynen <laughs> tatbikat isterse. Ama enfes bir deneyim yani sahne sanatlarının, yani 10 senedir konser veriyorum. Sahne sanatının ne demek olduğunu şimdi burada anladım ve ne kadar büyük keyifli bir şey olduğunu burada anladım. Yani. Yani çok farklı bir heyecan ve farklı bir adrenalin. Evet, evet, evet yani kesinlikle. evet 10 çıkıyorum diyorsun. Bir de tabii bizim genç çocuklar var. Genç çocukların kendi içerisindeki başarma dinamizmi ee, yani biz meslekte ilerlemiş olan insanların üstündeki tozu atıyor açıkçası yani. Hani yeniden o heyecanı duyabilecek bir yapıya dönüştürüyorlar. O yüzden e, sahnede seyredeceğimiz o genç çocukların hepsi e, birer canavara dönüştü yani. Ben tabii Fatih'e de e, geniş bir ekiple çalışmayı soracağım. ve Bir önce premier yapan Acting'ti galiba değil evet, mi son? Ben evet. ben mi yanlış hatırlıyorum? Canım o 50 tabii kişiye bedel. E, yani orada mesela 3 <laughs> kişi oynuyorsunuz. İşte evet. night da çok bu kadar kalabalık bu kadar. değil. değil. Ee, o yüzden hani senin için bu kadar kalabalık ve altı rolü birden oynamak yani kalabalıkla. <laughs> ya çok zevkli dediği gibi zaten Erdal abinin de yani genç arkadaşlar gerçekten çok özverili. Ee, o o da çok iyi geliyor. Ee, Sarp'larla oynamak ayrı iyi yani onlarla göz göz oynamak çok enteresan çünkü. Ben de ilk defa yaşadığım bir şey. Şimdi Erdal abiyle oynadığı zaman bir zaten konfor alanının içinde oynuyorsun. Evet. Hani ya da Elvin'le de oynadığın zaman diyorsun ki ben burada evet zaten yanımda bir usta var. Bir şekilde Mesela, ben düşsem de beni kalmış. birileri <laughs> alır yani hani herhalde Gerçekten alırlar ya da abi. ben de almaya çalışıyorum hani Düşmen, alabildiğim kadarıyla. Ee, ama şimdi e, Sarp'ta benim hiç böyle bir korkum olmadı ama şöyle bir şey var bu çok ilginç. Geçen hissettim bunu. Şimdi o kadar iyi dinliyor ki ben o beni dinlerken ben şuna bakıyorum ne güzel dinliyor ben de böyle dinlemeliyim sahnede <laughs> evet, ne kadar saf dinliyor yani ben bu kadar saf dinleyemiyorum bak ha demek ki ben hı, falan. o sırada ben de onu gözlemliyorum çünkü hakikaten yani dinliyor biz dinlerken başka Çok şeyler zordu. yaparken. Evet. Ee, çok önemlidir yani, yani dinlemek. En son öğrenilen şey tiyatroda ee, dinlemek. Dolayısıyla o hep şey diyor hani işte biz de sahne sanatlarını şimdi daha iyi anladık falan ama biz de onlardan bir o kadar şey öğreniyoruz. E, İnanın çok enteresan. Evet. Karşılıklı öğrenmenin çok olduğu çok, çok zevkli oyun yeni deneyim. Bir de mavi mavi bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Ya tabii canım. Aysun 3 ay boyunca bu kadar kalabalık bir kadroyu aynı heyecanda, aynı inançta tutmak da çok zordu. Ama işin ucunda bir eser vardı ve bu eseri de herkes tarafından sevildi yani. Evet. Burada çok güzel bir gönül birliği var yani evet. burada herkes aşkla yapmış ee, işini buradan bunu anlıyoruz. Son olarak da Eser, Otomatik Portakal nerelerde oynayacak? Çünkü e, Premier yapar yapmaz hemen önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde birkaç şehir birden gezeceğini evet. biliyorum. E, niyetimiz o. E... Ekim'in ilk haftasına doğru sonuna doğru Antalya, Alanya gibi görünüyor. 9-11. Sonra e, şeyde e, İzmir'de oynayacağız. E, sonra Ata sahnede oynayacağız Ankara. Ankara'da iki oyun. Oranında e, oranın da biletleri bitmek üzere. E, Bursa gelecek Kasım'da. Bursa daha oynayacağız. Ondan sonra sonra tekrar burası var. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ee, ellerinize sağlık. Yani tarihe not düşürmüş bir eserle. Her zaman öyle ama bu sefer Türkiye'nin ilk rap müzikali diye hani bir e, başlıkla e, çıkıyorsunuz otomatik portakalla. Ayrıca çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Gişesi bol olsun. İşte Seyircisi bol olsun. E, ağzınıza sağlık. Evet önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız duyduğunuz pek çok şehire. Otomatik Portakal gidecek. Tatbikat sahnesini Otomatik Portakal'ı takipte kalın. Mutlaka izleyin. Çağdaş Türk sanatının ve özgün baskı tekniğinin usta ismi Süleyman Sayın Tekcan'ın Atname başlıklı sergisi Kadırga Sanat Galerileri ve Yedi Kule Hisarı'nda sergileniyor. Serginin Kadırga Sanat Galerileri'nde gerçekleştirilen ayı, galerinin matrakçı Nasu, Şeker Ahmet Paşa ve Hoca Ali Rıza salonlarında sanatseverlerle buluşuyor. Süleyman Saim Tekcan ve birçok sanatçının üzerinde çalıştığı Atname isimli el yapımı kitabı merkezine alacak olan sergide yağlı boya tabloları ve gravür baskı tekniğiyle yapılmış eserleri yer alıyor. Sanatçının at heykellerinden oluşan Yedi Kule Hisarı Atname sergisinde ise sanatçının mermer tozu, mermer el yontusu, küfeki taşı el yontusu ve bronz malzemeler kullanılarak yaptığı onu aşkın neseri yer alıyor. Sergiler 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir. Şişli Plak Festivali'nin üçüncüsü bu yıl 7-8 Ekim tarihlerinde Feriköy Organik Pazarı Otopark alanında düzenlenecek. Festival, İstanbul'un müzik kültürünü ve plak atmosferini yaratan tüm paydaşlarını iki gün boyunca bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde, alanda yer alan plak standlarının yanında söyleşiler, mezatlar, imza günleri ve yeme içme standları da yer alacak. 1980'li yıllarda kurulan müzik sektörüne Back in Japan, Forever Young gibi ölümsüz şarkılar kazandıran Alman grup Alphaville, festivalin kapanışında konser verecek. Festivalde ayrıca Sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip, elektronik müzikle harmanlayan dünyaca ünlü Türk Neyzen, Besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede, Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Nüket Duru ve Ezgi'nin günlüğü grubunun eski solisti Hüsnü Arkan sahne alacak. sınırları, tarzları, kuralları dışlayan ve kendini sadece özgür bir müzisyen olarak tanımlayan Cem Adrian, Ekim ayı sonuna kadar 33 gün içinde vereceği 24 konserle 7 ülkede sahne alacak. Cem Adrian, İzmir'den Oba Hazun'a, Bazel'den Balıkesir'e, Çorlu'dan Oslo'ya, Paris'ten Ankara'ya, Edirne'den Nürnberg'e 22 farklı şehirde sevenleriyle bir araya gelecek. 28 Ekim'de Almanya'da sona erecek. Müzik